Esenyurt Cumhuriyet Meydanı, daha büyük yok. O yüzden bizim sayımızı az göstermeye çalışanlara inat, saat 16'daki toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değişiyor. Girecek. Otobanyoldan çekeceksiniz. Rıfan Bey, Sayın Müdür, otobanyoldan çekin. Bu otobüs oraya girecek. Halkın önünde kimse duramaz. Arkadaşlar, kanal vekilimizin bize önden bir komut alıyoruz. Lütfen diğer arkadaşlar çekilsin. Diğer arkadaşlar çekilsin. Buyurun. Günahımı bağışla deseler bağışlamam. Atatürk kurtardı bu Türkiye'yi. Yedi devletin elinden aldı. Böyle milleti sıkıştırmadı. Böyle millet ezecefa görmedi. On iki yıl sonra bu tapeler çıktı. Neyi beklediniz? Bugüne kadar suçlu değildi. Belediye başkanı olduktan sonra suçlu oldu, akıllarına geldi. Hayır. Biz buna izin vermeyeceğiz. Direneceğiz. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Esenyurtluların sorunu değil. 86 milyonun sorunu. Savcılığın gözaltı kararı ya da İçişleri Bakanlığı'nın kayyum kararını barolardan, Ahmet Özer'in avukatından, belediyenin avukatından önce öğrenenin iktidara yakın medya olması gerçekten bu olayın vehametini daha da çok ortaya çıkarıyor. Her şeyden önce herkesin biricik bir hayatı var, kısa bir hayatımız var. Ahmet Özer 65 yaşında bir insan hakları savuncusu ve bir profesör. Onun hayatının böyle gasp edilmesi hakkı hiç kimsede yok. Kayyum göreve başladı ama biz meclis üyeleri olarak, seçilmiş halkın iradesini temsil eden meclis üyeleri olarak da belediyedeyiz, görevimizin başındayız ve burada olmaya da devam edeceğiz. Bu Cumhur İttifakı'nın alışık olduğu bir süreç. Ancak bu onların boğazında kalır. Biz bunun devamında ne olacağını da bildiğimiz için siyasiler, onlara gücü yetmez. Orada da rahat oturamazlar, oturturmayız.